Şimdi sormak istiyorum, siz bu ÖSO'ya çok sahipleniyorsunuz ama. Özellikle CHP'ye de sormak istiyorum, AKP'ye de sormak istiyorum. ÖSO'ya, ÖSO sizin komşunuzun olmasını ister miydiniz? ÖSO'ya hayatınızı teslim eder misiniz? ÖSO'ya malınızı, mülkünüzü teslim eder misiniz? Evinizi teslim eder misiniz? Sokağınızı teslim eder misiniz? Ya da siz laik seküler bir bakış açısına sahip olup kendi yaşamınızı garantisi olarak ÖSO'yu görüyor musunuz? Bunların hepsi birer sorudur ve bunların hepsi de sizlerin yüzleşmesi gereken sorunlardır. Sayın milletvekilleri lütfen. Şimdi ben sözünü tamamlasın. Nasıl bir pratiğe sahip olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Uluslararası arena da iyi biliyor. Görseller de iyi var. Elimizde onlarca kanıtlar var. Ve neler yaptığına dair insanın söylemekten imtina ettiği bir adeta bir suç makinesinden bahsediyoruz. Ama siz Afrin üzerinden konuşurken oradaki yaşayan halkı görmezden gelip sadece ve sadece biz gittik. Ne yaptınız gidip oraya? Kimse var mıydı? Halktan bir tane insan yoktu. Ne oldu? Oraya giden güruh yağmalamaya başladı ve basına yansıdı. Ne oldu? Siz güruhtur. Benim açımdan ÖSO bir güruhtur ve güruh olarak kalacaktır. ÖSO şöyle bir güruhtur. Alevi kadınları kafeslere koyup saldığı için güruhtur. ÖSO kafa kestiği için güruhtur. ÖSO yağmacılık ve talancılık yaptığı için güruhtur. ÖSO oralı olmadığı için, kendine ait bir toprakta bunu çürütmediği için bir çetedir.